Kim bu millete tuzak kuruyorsa kahrolsun. Cezası neyse onu çeksin. Hedefte Türkiye var. Bekamız tehdit altında dedi. Böyle meydan okudu. Terör örgütlerine de Avrupa'ya da hayır cephesine de sert çıktı. Ama en çok CHP liderine yüklendi. Ne demek kontrollü darbe? Anlayamadığımız Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı? Baylok mu devrede? Özel ulaklar mı faaliyettedir? Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili sözlerine gafillik diyerek tepki gösterdi. CHP liderini elindeki belgeyi açıklamaya çağırdı. Belgeleri niye açıklamıyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi fırsat ve zemini kolluyorsun? Kontrollü demek kontrolsüz, hezeyan ve gafilliktir. Evet desteği aramak için Antalya'daydı Devlet Bahçeli. Hayır cephesinin içinde terör örgütlerini tek tek saydı. CHP'nin FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu iddia etti. FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması hakikaten zillettir, hezimettir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış, Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar. Tıpkı Afyon'da olduğu gibi yine denize dökme polemiği de vardı hedefinde. CHP'li vekile bir kez daha varyansın etti. CHP çöplüğe gittiğinin farkında değildir. Hayır diyorlar, evet diyenleri de denize dökmekten bahsediyorlar. Şu hazımsızlığa, despotluğa, düşmanca bakışa dikkat eder misiniz?